Şimdi en son elde edilen kalan sorusu var bir tane burada. Ona bakalım. 27 nedir? 3'ün küpüdür. 27'nin 50. kuvvetini almak demek, 3 üzeri 3'ün 50. kuvvetini almak demek ki bu da 3 ile 50'yi çarpmak anlamına denk geliyor. Bu da 3 üzeri 150 diye yazılabilir. Bunu da şöyle bir şekilde yazacağım. 3 üzeri 148 artı 2. Bu da 3 üzeri 148 çarpı 3'ün karesi diye yazılması ya da diğer bir ifadeyle 3 üzeri 148 çarpı 9 olması anlamına denk geliyor. Niye böyle bir şey yazdım? Çünkü şuradan kullanacağım. 3 üzeri 148 çarpı 9 dışarıda. Bunu getiriyorum. 3 üzeri 148 eksi 2'ye bölüyorum. Normalde ne yaparız? Şunu şuna baktığımda bunun içinde 9 defa var derim, değil mi? Evet. Aynı mantık burada da kullanılacak. 9 defa var. Buradan ne oluyor? 3 üzeri 148 çarpı 9 geliyor. Bir de 2 çarpı 9'dan 18 geliyor. Bunu buradan çıkarttığımızda geriye ne kalacak? Şunlar birbirlerini götürürler karşılıklı olarak. Eksi eksi 18'den artı 18 olarak buradaki kısım kalır. Zor gözüken ama basit olan sorulardan bir tanesi. Daha Hocam fazla bölüm yapamazsınız. Efendim? şu örneği şimdi tekrar anlatabilir misiniz o dokuzu? Şöyle, şimdi mesela elinizde 4 çarpı 100 var burada. Siz bunu 101, pardon, sıfır yapacağım. 100'e bölüyorsunuz mesela. Bunun içinde 4 defa var demiyor muyuz çarpım durumunda olduğunda? Hani 400 yazmadım da buraya çarpım şeklinde yazdım sadece. Ya da diğer bir ifadeyle şöyle de yapabiliriz. Bu 9'a hiç girmeyeyim. Yanındaki 9'a. Şöyle yapılabilir. Polinom bölmesi bilmeniz işi kolaylaştırır ama bilmiyorsanız da sorun yok. 3 üzeri 150 olarak yazsam burayı sadece. 3 üzeri 148 eksi 2'ye böleceğim. Bunu yapmak için 3 üzeri 150'yi getirip şuradaki buna başkatsayı diyorum. Büyük olan terime bölüyorum. Bu 3'ün karesi midir? Bölündüğünde aralarındaki fark. Çünkü burası şöyle yazılır. 3 üzeri 150 eksi 148 diye. Bu da 3 üzeri 2 demektir. 9 diğer ifadesiyle. Buraya 9 yazdığımızda burada 3 üzeri 150 bir oluşur. Bir de 2 çarpı 9 oluşur. Çünkü çarpım durumunda değil midir? Aslında bölme dediğimiz şey şu değil mi? 3 üzeri 150 dediğimiz şey buradaki bölüm, şuraya bölüm dersem, çarpı 3 üzeri 148 eksi 2 artık kalan şeklinde olacaktır. O zaman biz buradaki 3 üzeri 150'yi şöyle yazabiliriz. Burayı 9 aldıktan sonra 3'ün karesi yani 3 üzeri 148 eksi 2 çarpı 3 üzeri 3, yok oraya hiç yazmayacağım. Pardon, daha parantezi dağıtmadım. Artık kalan diye düşünüyorum. Kalanı arıyorum. Buradan baktığımda şu an şu aşamadan burası nasıl oldu? 3 üzeri 150 eşittir. 3 üzeri 150 artı 9 çarpı 2 artı k diye yazdım burayı. Burası eksi bu arada. Yanlış yazdığım için öyle oldu. Şunlar birbirlerini götürürler mi? Götürürler. Şunlar da bu tarafa atılırlarsa 18 eşittir. K çıkar. Bölmeyi kurallı yazdım. Şu kural. A, B, C, D diye yazarsam A eşittir B, C artı D formunda yazılımı. Peki ben B'yi kafama göre neden verdim? Orayı 3 üzeri 150'ye tamamlamak zorundayım. Bölme işleminin temel mantığı budur. Orayı bölebildiğiniz şuradaki yaptığım işlemi yaparaktan gidebiliriz. Mesela burayı şöyle yapsaydım. 2 üzeri 28 olsaydı şu tarafta da 2 üzeri 25 olsaydı 2 üzeri 25 eksi 1 yazdım. Buradaki kalan ne olacaktı ona bakalım. 2 üzeri 28, burası 2 üzeri 25 eksi 1. Ne koymam lazım buraya 28 yapmam için? 2 üzeri 3 koymam lazım, değil mi? Çünkü o zaman 8 oluyor orası. O zaman burası ne oluyor? 2 üzeri 8 eksi 8 haline denk geliyor. Çıkarttığı zaman da bunlar 2 üzeri 8'ler birbirlerini götürüyor. Geriye 8 kalıyor. 8 2'nin küpü olduğu için geldi. 2 üzeri 8 ile alakası yok onun. Yaptığımız işlem bu genel anlamıyla. Şimdi oturdu mu? Teşekkürler hocam, anladım. Rica edeyim, ederim ne demek? Evet, başka sorusu olan var mıydı?
Tamam, yoksa devam ediyorum. 6 eksi kök 5 sayısı ile bu sayının çarpmaya göre tersinin toplamı nedir? A sayısının çarpmaya göre tersi nedir? 1 bölü A'dır. Tamam, şimdi şuna ihtiyacımız var. 1 bölü 6 eksi kök 5. Tamam. Bunu kolay yoldan mı yapalım, zor yoldan mı yapalım? Kök 6 eksi kök 5 çarpı kök 6 artı kök 5 yazdım. Bu ne demek? 2 kare farkı değil mi? Kök 6'nın karesi eksi kök 5'in karesi. Yani 6 eksi 5'ten 1 yapıyor. Demek ki 1 bölü 6 eksi kök 5, burası da kök 6 dediğimiz şey kök 6 artı kök 5'miş. İpucu 1 bölü n artı 1 eksi 1 bölü n'nin tersi, bu her sayı için var. Çarpımsal ters anlamında burada 1 bölü n artı 1 artı kök n oluyor. Tamam mı? Bu kuraldır. Ardışık iki tane terim görüyorsanız tersi artılısıdır. Eşleniğidir yani. Neymiş o zaman? Kök 6 artı kök 5'e eşitmiş. Bunların ikisinin toplamını istiyor sizden. Şöyle yazıyorum önce bir görmek adına. Yanlış yazarsak böyle olur tabii. Şunu şöyle yukarıda yazacağım. Kök 6 artı kök 5 yazdım buraya. Burası ne oluyor o zaman? Burası eksi olacak, özür dilerim. Şu kısım gördüğüm yere kök 6 artı kök 5 yazdım. Şuradan şunun yerine. Bir de bunun yerine yazıyorum. Kök 6 eksi kök 5'i. Şu eksi kök 5'ler birbirini götürdü. Geri 2 kök 6 kaldı. Anlamayan var mı burada yaptığımız işlemi? Devam ediyorum. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere 8 üzeri A çarpı 25 üzeri B sayısını 25 basamaklı en küçük pozitif tam sayıya eşitse. 25 basamaklı en küçük pozitif tam sayı dediğiniz şey nedir? 10 üzeri 24'tür. Nereden biliyorsun derseniz cevabım şu olur. Mesela 10 üzeri 1, 10. 2 basamaklı. 10 üzeri 2, 100. 3 basamaklı. 10 üzeri 3, 1000. Bunlar 2 basamaklı en küçük, 3 basamaklı en küçük, 4 basamaklı en küçük. Yani 10 üzeri n dediğimde bunun yazılımı, şurada n tane sıfır var, n artı 1 basamaklı en küçük sayı. O yüzden buraya 24 aldım. 25 dediğimde 24 tane sıfır olması lazım arkasında. Şimdi 2'nin neyi kaçıncı kuvveti? 8 küpü değil mi? A'ncı kuvvetini alırsan 2 üzeri 3 a yapar. 8 üzeri A dediğimiz şey. 25 ne? 5'in karesi. O zaman 25 üzeri B dediğin şey 5 üzeri 2B. Tamam mıyız? Bunların ikisinin çarpımı demek ne oluyor demek ki? 2 üzeri 3 A çarpı 5 üzeri 2 B. Bunlar neye eşit bu arada? 8 üzeri A çarpı 25 üzeri B diye yazdım burayı. 10 üzeri 24'e eşit. Şimdi 2 üzeri 3 A çarpı 5 üzeri 2 B eşittir. 10 nedir? 5 çarpı 2 midir? 10 üzeri 24 demek 5 üzeri 24 çarpı 2 üzeri 24 demektir. 5 üzeri 24 2 üzeri 24. Her biri kendisine eşittir. Burada da. Yani 2 üzeri 3 A 2 üzeri 24'e eşitse A buradan 8'dir. Diğer yandan 5 üzeri 2B 5 üzeri 24'e eşitse B de 12'dir. Benden bunların toplamını istiyor. 12 ile 8'i toplarsanız da 20 yapar. Anlamayan var mı? Burada olay ki 25 alsaydınız zaten sağlamayacaktı. 25 ne 3'e bölünür ne 2'ye bölünür. Ondan sonra soru hatalı derdik. Sapışmalardık.
Devam ediyorum. İşlemin sonucu nedir diyor. Şimdi eksi a üzeri n dediğiniz şey eksi a üzeri n'dir. Parantez böyleyse. Ama eksi a üzeri n ise burası eksi 1 üzeri n çarpı a üzeri n diye ayrılır. Şurasının teklik ve çiftlik durumuna göre gider veya gelir. Buradaki eksi 1 dışarıda kafasına göre takılıyor. Orayla uğraşamayız. Burasına baktığımızda burası şöyle oluyor o zaman. 3 üzeri eksi 3 üzeri 5 yazdım. Şuradayım. Şunların ikisini çarpacağım. Buradaki eksi de kafasına göre takılıyor. Eksi 3 oluyor. Şunların ikisi çarpılıyor sadece. Eksi eksi ne yapar? Bunlar çarpım durumunda. Artı yapar. 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri eksi 3 olur burası. Faydalarla ilgilenelim. Şurası 3'ün karesi diye çıkar. Eksi işleme girdiği için. Fayda 3'ün karesi diye kalır. Şimdi burası ne oldu? 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri eksi 3. Şu paydadaki de 3 üzeri eksi 2 diye yazalım. Ne yaptı bunlar? 3 üzeri 5 eksi 5 yaptı. 3 üzeri 0 olması, bu da 1 olması anlamına geldi. Parantezin dışında mı, içinde mi işlem, ona dikkat edeceksiniz. Şimdi bir kare alma sorusu bu. Böyle kare alalım öncelikle. Her tarafın karesini alacağım. Bakalım bulabileceğiz mi? Birincinin karesinden x artı kök x çıktı. Artı x eksi kök x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Kök içerisinde unutmayın. Burası ne olacak? X kare eksi x. Kök x'ler x yapar. Eşittir 4'müş. Şunlar ikisi birbirlerini bir götürürler. Geriye 2 artı 2 kök x kare eksi x eşittir 4 kalır. Her taraf 2'ye bölersen 1 artı x kare eksi x dediğin değer 2 olur. 1 de diğer tarafa gider. X kare eksi x eşittir 1 olur. Her tarafın karesini alırsan x kare eksi x yine 1 kalmaya devam eder. Bunu da bu tarafa atarsan İşlem hatası yaptım mı? Bence yapmamışım. X kare eksi x. Eksi 1 eşittir 0 olur. Kök 5'li bir şeyler buluyorum ama ben böyle yaparsam da. On yedi mi on yedi olamaz, saçma oluyor. Dördün karesi 16 yapar. İlk başta dördün karesini almayı unutmuşuz, oradan patlıyorduk. Şimdi şuraları düzelteceğiz. 16. Her tarafı 2'ye böleceğiz, birazdan unutmayın. 16'yı 2'ye bölersek 8. 8'den 1 çıkarsak 7. Burası ne oldu? 7. 7 pardon, 7'nin karesini alıyorsunuz 49. İyi, dikkatsizlik yapıyoruz. 49'u da bu tarafa aldım. Diskriminanta girmek zorunda gibi gözüküyorum ama nasıl olabilir? Başka 49 da asal sayı. Hangi sayıyla bir fazlasının toplamı 49 yapar sorusuna dönüyor. Hata yapıyor muyum? Orası 16. Her tarafı 2'ye bölersem 8. 8'den 1 çıkartırsam 7. Kök x kare eksi x 7. 49. 49 nasıl yazabilirim ki? 7 çarpı 7 diye yazılabilir sadece. 14'e bir şeyler diye alabiliyor muyum? Peki 49. 14'e ne diye yazılır? 49 14'e bölsem çok olmaz. 14. Eklemi kökünün olması lazım mı? Niye çıkmadı acaba?
X kare eksi x eşittir 7 için. Yani bunun kökleri var, yok değil de. Diskriminantını hesaplayalım bari. B kare eksi 4 AC'den yapalım. Ben bunun köklerinin bunlar olduğuna inanmıyorum bu arada. Karelerini açtığımda ne gelecek? X artı kök x geliyor bir tanesinden. Diğerinden de x eksi kök x geliyor. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı olayı var bir de. Buradan da x kare eksi x oluyor. Evet, burası 16'ya eşit. Şunlar x birbirleri götürdü. 2x artı 2 kök x kare eksi x 16 olarak duruyor. Yarıya böldüğümde 1 artı x kare eksi x eşittir 8'den 7 oluyor. Ben burada herhangi bir işlem hatası yapmamışım. Ama buradaki kök diskriminantına bakacağım. Hiç bakmadım yine. Zannetmiyorum ki tam kare çıksın. Yani bunlardaki seçeneklerden birinin çıkmayacağına inanıyorum. Öyle söyleyeyim size. 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 49. 4 çarpı 49'u bulmamız gerekiyor şimdi de. 4 çarpı 49 196 yapar. 196'ya da 1 eklersek 197 yapar. 197 ne? Kare bir sayı mı? 3'e bölünmüyor. 7'ye bölünmüyor. 5'e hiç bölünmüyor. 11'e bölünmüyor. 13'e bölünmüyor. 197 asal bir sayı herhalde bir de. Yani iki tane kökü var bunun. İki kökü de şu. Birinci kökü 3.19. Diğeri de eksi 2.19. Bu civarda bir şey bulmamız gerekiyor. Diskriminantına baktım buradaki denklemin. Nasıl yapabiliriz? Buradan başka şekilde. Yani diskriminantı kötü. Kökün içinden çıkmıyor yani 197 kısmı. Buradaki seçeneklerin doğru olduğuna inanmıyoruz. İnanmamamız da lazım aslında. Ya biz denklem çözmeye kadar geldik. Diskriminanttan ben size yazayım çözümleri. Çok da üstüne düşmeyelim seçeneklerden. Çünkü benim burada yaptığım herhangi bir işlem hatası yok. Yanlış yaptığım bir şey yok. Diskriminantım delta yani bunun adı. Hatırlarsak ne oluyor bu delta? Buradan 197 oluyor. 197 herhangi bir sayının karesi vesairesi değil. Birinci kökünüz şu. X1 dediğimiz değer. 1 artı kök 197 bölü 2. Diğer kökünde 1 eksi kök 197 bölü 2. Bir tanesi negatif, bir tanesi pozitif. Negatif olan muhtemelen olmayacak. Çünkü şuradaki kök tanımından patlarsın. Onu seçtiğinde. O yüzden burayı 1 artı kök 197 bölü 2 olarak bırakman gerekiyor. 197 de kökten çıkmayacak. Değerini söyleyeyim ben size zaten yaklaşık olarak. Square root 197 yazdığında 14.03 civarı bir şey geliyor. 15 bölü 2 civarı bir şeymiş bunun değeri. O da 7.5 geliyor. Yaklaşık 7.5 bunun değeri. Hangisini işaretleyeceğim? 8 mi işaretleyeceğim? 7 mi işaretleyeceğim zaten? Pardon. Evet, 15 bölü 2 oluyor. Doğru. Herhangi bir işlem hatam da yok. Yani buradaki denklemle alakalı bir sıkıntı var. Buradaki x değerleriyle ilgili olarak da. Başka yapabileceğim bir şey var mı? Yok yani. Burada kare almaktan başka şansım yok zaten. Karesini aldığımda şu kısmı doğru aldım. Çıkan ikinci dereceden denklemi doğru sadeleştirdim. Diskriminantı doğru buldum. Evet. Soruda şıklarda hata var. Değerleri iyi ayarlanmamış. Çok fazla vakit kaybettim. O yüzden devam ediyorum eğer kafanıza ekstradan takılan bir şey yoksa. Yani denklem çözme kısmından bazen sapıtabiliyor. 21'deyim.
40 küp kök 40 filan gibisinden vermiş. 48 çarpı 5 demektir. O da 2'nin küpü çarpı 5 demek. 135 ne peki? 35 35'i 9'a bölemem. Bölebilirmişim. 27'ye bölebilir miyim? Bölebilirim. 27 çarpı 5'miş bu da. 3'ün küpü çarpı 5 yazdım. Şurası da 5'in karesi. Şimdi geldim buraya, şunu yazıyorum. 8 2'nin küpü ya. Küp kökten dışarı 2 diye çıkacaktır. 2 kök 5 artı şurası da 3 diye çıkacak. 5. Burası ne oluyor? 5'in karesinin küp kökü. Buralar ne? Küp kök. Küp kök şeklinde. Bakarsak 5 çarpı küp kök 5 bölü şöyle yazabilir miyim? Küp kök 5 çarpı küp kök 5. Şunlar, şurası 3 bu arada, yanlış yazdım. Şunlar birbirini götürür. Geriye 5 çarpı küp kök 5 kalıyor. Bu da 5 üzeri 1 çarpı 5 üzeri eksi 1 bölü 3 yazmak demek ki, bu da 5 üzeri 2 bölü 3 olması demek. O da ne olur? Küp kök 25 olması demek oluyor. Biraz uğraştırdı. Evet, güzel. Şimdi bu tarafa bakalım. Ardışık olunca ne oluyor demiştim ben size, ardılları. Bunların bir bölüleri eksilileri oluyor demekti. Kök 2 eksi 1 artı kök 3 eksi kök 2. Bu size verdiğim teoremden dolayı, bakın. 1 bölü n artı 1 artı kök n gördüğünüzde ne olacak? Kök n artı 1 eksi kök n. Bunları unutmayın. Bunlar çok değerli teoremler. Zaman kaybetmezsiniz. Payda mı eşitleyeceksiniz burada gerçekten? Yani bir düşünün. Şimdi şunlar şöyle şöyle birbirlerini götürecekler. Yine teleskopik mantığıyla en son geriye 100 kalacak. Daha doğrusu kök 100 eksi 1 kalacak. O da 10 eksi 1 olmasından cevap 9 çıkıyor. Tamam mıyız? Basit bir soru. Zor gözüküyor. Yani hatta bu sayfadaki en zor duran soru ama aslında en basit soru. Yine bir gerçel sayı olmak üzere diyor. Sağlayan x değeri kaçtır diyor. Her tarafın bir karesini alalım. X artı 3 bölü x eksi 3 eşittir x artı bunun karesi diyelim. Şunlar birbirlerini götürsün. Niye bunu yaptık? Çünkü küp kök x artı 3 eşittir 0 yaptığımızda küp kök x'in eksi 3 olma ihtimali yok. Hiçbir zaman köklü bir sayı ne olamaz? Negatif olamaz. Sıfırdan büyük veya eşittir her zaman burası. Tamam. Burada bunlar birbirlerini götürdü dedim. Geriye şöyle bir şey kaldı. 1 bölü küp kök x eksi 3 küp kök x artı 3'e eşit. Bunu da diğer tarafa atarsak 1 eşittir küp kök x artı 3 küp kök deyip duruyorum da kare burası, özür dilerim. 1 eşittir x eksi 3'ün karesi olur o zaman burası. 1 eşittir x eksi 9. X eşittir 10 olarak cevabımızı buluyoruz. Tamam mıyız? Devam ediyorum. Böyle bir işlem tanımlanmış. Bu 2 üzeri n'inci kuvvetini aldırıyormuş. Burada bunu yaptırıyormuş. Tamam, ben anladım ne yapacağımızı. 2'nin ikinci kuvvetini alacağız. 2'nin ikinci kuvvetten 1 çıkartırsak bu da ne olması demektir? 4'ten 1 çıkması, o da 3 olması demektir. Bu da 3 üzeri 3 al demek oluyor. Yani 27 oluyor. Güzel. Burası hızlıca 27'ye eşitmiş. 27 ile 5'in toplamı 2 üzeri m'e eşit oluyormuş. O zaman buradan ne söyleyebiliriz? 32 dediğimiz değer 2 üzeri m'e eşitmiş. 2 üzeri 5 32'ye eşit. 2 üzeri m de buna eşitse m'nin 5 olması gerekiyor.
Çözmem gereken çok soru olduğu için biraz acele etmem lazım. Farklı soru tiplerini yetiştirmek istiyorum. Ama kafanızda oturmayan bir yer olsa yavaşlatın beni. Bu direkt işlem sorusu yani yerine koyup yapacaksınız. Bunların arasında bir sıralama yapmanızı istiyorsa bunların paydalarını aynı hale getireceksiniz. Nerede eşitlenir bunlar en yakın? 20'de. Bunu 4 ile genişleteceğiz. Bunu 5 ile genişleteceğiz. Bunu da 10 ile genişleteceğiz. Hem altı hem üstü. Burası ne oluyor o zaman? 2 üzeri 10 bölü 20. Bu ne oluyor? 4 üzeri 5 bölü 20. Bu ne oluyor? 5 üzeri 4 bölü 20. Artık gerisi şu. 2 üzeri 10'un 1 bölü 20. kuvveti. 4 üzeri 5'in 1 bölü 20. kuvveti. 5 üzeri 4'ün 1 bölü 20. kuvveti. Bunları sıralarken şu aynı derecelileri görmezden gelebilirsiniz. Artık siz 2 üzeri 10, 4 üzeri 5 ve 5 üzeri 4'ü kapıştırıyorsunuz. Bu 4 üzeri 5'tekini 2 üzeri 10'a eşittir. O yüzden A ile B birbirlerine eşit olacak. A ile B'nin birbirlerine eşit olduğu iki tane seçenek var. Üç tane seçeneğiniz gitti. Peki 2 üzeri 10 mu büyük? 5 üzeri 4 ya da 5 üzeri 4 mü büyük 2 üzeri 10? Sorumuz buna denk geliyor. Evet, 2 üzeri 10 ne onu hesaplayalım. 2, 4, 6, pardon. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Sonra 128, 256, 512, 1024. 2 üzeri 10, 1024'de eşitmiş. 1024. Peki 5 üzeri 4 ne? 5'in karesi çarpı 5'in karesi 25 çarpı 25. Pratik yol. Şunun bir fazlası ne? 2'nin. 3. 3 ile 2'yi çarp. 6. Sonuna 25 koy. 625. Herhangi bir sonu 5 ile biten sayının karesini almak istiyorsanız mesela 15'inkini alacaksınız. Şuradakinin bir fazlasını alın. 2. 2 ile 1'i çarpın. 2. Sonuna getirip 25 koyun. Pratik yoldan böyle yapabiliyorsunuz. Mesela 95 olduğunda ne yapacaksınız? 95'in karesini alıyorsunuz. 9'un bir fazlası 10. 9 ile 10'u çarpın 90. Sonuna 25 koyun. Bunun karesi de bu. Hızlı bir yol. Kullanabilirsiniz. 625 küçük değil mi burada 1024'ten? O zaman 2 üzeri 10 büyük oluyor. Yani C'miz AB'den küçük kaldığı için doğru cevabımız bu olmuş oluyor. Devam ediyorum. Tamam. Şimdi bunun değerini soruyor. Şuranın karekökünü alacağım. A üzeri 3'ün 1 bölü 2. kuvvetini almak demek, 400'ün karekökünü almak demek. O da 20 diye çıkıyor. Buranın küp kökünü almak demek ne demek? 27 çarpı 10'un küpü yazdım. Burayı da 3'ün küpü çarpı 10'un küpü diye yazarsam B'nin 1 bölü 3. derecelerini almak demek. Burayı şu üçlerden kurtarmak demek. 30 oluyor. Siz ne yapacaksınız? 20 ile 30'u toplayacaksınız. 50 yapıyor. Birazcık pratikleşmekte fayda var. Hani üçlü sayılar da elinizden geldiğince hızlı çözün. Buradaki işlemi atlıyorum. Yapmanız gereken şeyi söyleyeyim ama tabii ki de. Burası şöyle yazılır mı? 14 dediğiniz şey 2 çarpı 7'dir. 14 üzeri 5 dediğiniz şey 2 üzeri 5 çarpı 7 üzeri 5 yapar. Aynı şekilde 10 üzeri 5 de 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 diye yazılıyor. Burayı 2 üzeri 5 parantezine alırsanız geriye şu kalıyor. 7 üzeri 5 eksi 5 üzeri 5. Şu paydadakiler de birbirlerini götürüyor. Artık geriye siz şu işlemi yapacaksınız. Artık ben yapmış oldum. Size bırakmıştık güya ama. 2 üzeri 5'in 3 bölü 5. kuvvetini almak demek oluyor ki bu da 2 üzeri 3 bölü 5 çarpı 5 yapmam. Yani 2 üzeri 3 yapmamdan cevabımın 8 çıkması. Şurayı sadece paranteze aldım. Başka hiçbir şey yapmadım soruda. Cevabı da işaretleseydik iyiydi. Devam ediyorum. Bu 8 olduğuna göre diyor bu ifadenin değeri kaçtır diye soruyor bana.
Bakalım burayı nasıl kurtarabiliriz? Kök 7 artı kök 5 dediğimiz şey 8 üzeri 1 bölü x diye yazılır. Yani 2 üzeri 3 bölü x yazabilirsiniz kısaca. Şunların birbirleriyle bir çarpımlarına bakalım. Kök 7 artı kök 5 ne? Kök 7 eksi kök 5'i bir çarpıyorum. Ne yapar burası? 7 eksi 5'e denk gelir değil mi? 2 kare farkından 2'ymiş. Güzel. Demek ki ben şöyle bir şey yazabilirim. Kök 7 eksi kök 5 gördüğüm yerde 2 bölü kök 7 artı kök 5 yazabilirim. Güzel güzel. Her tarafın x'inci derecelerini alsam kök 7 eksi kök 5'in x'inci derecedeni 2 üzeri x bölü kök 7 artı kök 5'in x'inci derecedeni. O da neymiş? 8 miymiş? 2 üzeri x bölü 8 yapmak demek oluyor bu da. Yani orası ne olacak peki? 2 üzeri 8 dediğinde 2 üzeri x bölü 2 üzeri 3. Yani 2 üzeri x eksi 3 anlamına denk geliyor. Anlamadığınız, kafanızda oturmayan bir yer var mı burada? Şunu şuraya bölme olarak attım. Sadece. Bölme olarak attıktan sonra her tarafın x'inci derecelerini alırsam istediğim yeri elde edebiliyorum. Müsaadenizle devam ediyorum. Şimdi ben burada her tarafı kök 5 parantezine alabilirim bunda. Bunda da kök 2 parantezine alabilirim. Öyle bir işlem yaparsam nereden biliyorum? Burada 5, burada 2 gözüme çarptığı için yaptım. Kök 5 parantezine alırsam burası kök 3. Çünkü 5 çarpı 3 15 yapıyor. Eksi 1 yazdım buraya. Artı buradayım. Kök 2 parantezine alırsam burada da yine kök 3 eksi 1 var. Ayrıca da bu var. Şimdi şunun ortak parantezini aldığımda ne olacak burası? Kök 5 artı kök 2 yapıyor. Al, kök 5 artı kök 2 de zaten payda da var. Birbirlerini götürüyorlar buradakiler. Geriye kök 3 eksi 1 kalıyor. Çarpanları ayırma konusunda zaten bunlardan yaptım. O yüzden devam ediyorum. Sayısının çarpma işlemine göre tersi aşağıdakilerden hangisidir? Ben size bunun çarpmaya göre tersini A diyeyim. Çarpmaya göre tersinin şu olduğunu söyleyeyim. Şunun bir inceleyin bakalım. Bunun tersi ne acaba? Bana birazcık şu gibi geldi de. Bir bakın bakalım doğru mu söylüyorum. Sonra bunun kökünü alırsanız ne olduğunu bulacaksınız gibi. Size bırakayım mı, devam edeyim mi? Bu gerçekten bunun tersi bu arada. Tek yapmanız gereken her tarafın kare kökünü almak. Öyle olursa cevabımız şey oluyor. Kare kök içerisinde 2 artı kök 3 oluyor. Evet. Yine devam ediyorum. Aritmetik ortalaması kaçtır diyor. Bunu soruyor size. Nasıl yapabiliriz bunu? Bunlar birbirlerinin eşlenikleri. Buradan bir şeyler kullanmaya çalışacağız. Şunları çarpıyorum. Kök 3 eksi 5 ile kök 3 artı 5'i çarpıyorum. Ne veriyor burası? 9 eksi 5 veriyor. Yani 4'müş bunlar. O zaman kök 3 eksi 5 dediğimiz değer mesela 4 bölü kök 3 ama 3 artı kök 5 diye yazılabiliyormuş. Karesini aldığımda ne verecek? Her tarafın karesini alman demek. 2 bölü kök 3 artı kök 5 anlamına denk geliyor. Şimdi bunu da getirip şurada yerine yazalım mesela. Ne yazacağım buraya? 2 artı işte kök 3 eksi 5 diye artık kök 3 artı kök 5 yazdım. Artı 3 kök 5 bölü 2 işlemini yapmaya denk geliyor. Payda eşit dersem buradan ne olacak? 2 artı 3 artı kök 5 bölü
Kök 3 artı kök 5 bölü 2 oldu. Burada yukarıda 5 artı kök 5 bölü kök içerisinde 3 artı kök 5 bölü 2 var. Hiçbir şeye benzemedi böyle olması. Geriye şöyle bir şey kalacak galiba. 5 artı kök 5 artı 3 artı kök 5 çarpı 1 bölü 2. Neye yaradı ki? İşte hatası mı yaptım acaba? Hoş olmadı böyle olması. Neyse, buna döndüğümüze bakalım. Bu birazcık daha uzunmuş tahmin ettiğime göre. Çünkü aralarındaki fark 4 mört geliyor. Buna bakacağız. Başka basit hemen yapacağımız var mı? Benim 34 gözüme takılıyor. Siz de bakın isterseniz. Bakın, burası 1'den 47'ye kadar olan teklerin toplamı. Neydi bunlarda toplam formülleri? İlk terim artı son terim bölü artış miktarından. Önce bir terim sayısını bulacağız. Bunlar nereden başlıyor? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı ikişer ikişer artıyor artı 1. Kaç tane terim geliyor? 46 bölü 2'den 23 geliyor. Bir tane de burada 24 terim varmış. Bunun toplamı ne olacak o zaman? Toplamı da 24 çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. 12 çarpı 48 yapacaksınız. Tamam, burası neymiş o zaman? Kök içerisinde 12 çarpı 48. Aşağısında da çiftlerin toplamı var ya da hiç çiftlerin toplamını bilmenize gerek yok demiştim hatırlıyorsanız. İki parantezini alırsanız 1'den 24'e kadar olan sayılar toplamının 2 katı olacaktır. Yani şu n bölü 2'si gider. 24 çarpı 25'miş bu da. Bu da yine karekökte. Bunlar birbirlerine böldüğünüzde ne gelecek? Bakalım. Kök 12 çarpı kök 48 bölü kök 24 çarpı kök 25. Şunlar kendi arasında bir sadeleşir. Burası kök 2 olur. Yukarısı kök 24 bölü kök 25 kalıyor. Buradan da 24'ü nasıl yazabiliriz? 6 kök yok. 6 kök 3 değil. 2 kök 6 diye yazabilirim. Evet. 2 kök 6 bölü 5 olarak yazıyoruz burayı da. 25 çünkü 5'in karesi. Bir dakika kaldı. Atacak şimdi. Bir ders daha bağlanalım. Birkaç tane daha soru çözeriz. Ondan sonrasında da bitiririz bugünkü dersimizde.